Söz isteyen var mı? Yok. O zaman önce hesapları oylarınıza sunacağım onaylamanız için. 2017-2019 yıllarına ait sunulan hesapları onaylamanız için oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yönetim kurulu üyelerini 2017-19 yılı faaliyetlerinden dolayı aklamaları için oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle edilmiştir. Denetim kurulunu 2017-19 yılı faaliyetlerinden dolayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler edilmiştir. Bir gülümsedim. Bana böyle bakıyor Hakan Bey. Bana da dedim ki yandık. Yeri göre. Efendim geldik gündemin 9. maddesine. Bu 9. maddesinde şöyle bir şeyimiz var. Dernekte ilk defa bir istişare konseyi oluşturacağız. Yani şey açısından. Bu istişare konseyi ya da diğer adıyla istişare kurulu aynı manada. Kurul konseyi aynı manada demektir zaten. Bunun kurulması ve burada iki türlü şey var. Bir, hayatta olan genel başkanlar, çünkü genel başkanları koymazsa hep seçtiğimiz zaman yeni insanlar girmiyor. Amaç yeni insanların girmesini sağlamak. Genel başkanlara ilaveten yönetim kuruluna kendisinin 9 kişiyi ekleme yetkisi vermek. Tıpkı bizim şimdiki İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın yaptığı gibi. Neden seçimi burada yapmıyoruz bu kişilerin? Çünkü bunlar da aynen emniyete evrak ver, şu ol, bu filan gündemine girmesin. Yani diğer şeylerden, ama bunun bir özelliği var. Bugünkü toplantıda böyle bir istişare kurulu kurmuş olacağız. Bu istişare kurulunda mesela böyle önündeki yer alan şeyi de söylüyorum, başkanları konuşmadan Sayın Yahya Arıkan'ı düşünüyorlar, Sayın Yücel Akdemir'i düşünüyorlar, Sayın Cansan Başeren'i, Sayın Nazım Hikmet'i, burada Sayın Uğur Balkan var, Sayın iki eski Turmop'un genel başkanları var, Bahri Olgun var bu işte, Turmop'ta görev almış gibi, 9 arkadaş ve eksik Sayın Rektörümüz var, Suudi Hoca. Bu istişare kurulu aslında bizim biraz evvel aslında Yücel Bey'in dikkat çektiği konular için önemli bir adım da atmış oluyor. Dikkat edin, TÜSİAD bir şey söylemek istediği zaman yönetim kuruluna söyletmiyor. İstişare kurulu çağırıyor, yönetimde olmayanlara söyletiyor. Yani eski başkanlar söylüyor, bu şu atananlar söylüyor. Bu güzel bir adımdır bizim derneğimiz açısından. Bu yönüyle şimdi diğer isimler var ama bunlar zaten okumuyorum çünkü bunlar zaten otomatik olarak başkan oldukları için. Sayın Profesör Ahmet Hayri Durmuş, Profesör Göksel Yücel, Mustafa Aysan, Cemal İbiş, Sabri Tümer, ben, biz eski başkan olduğumuz için burada şey yapacağız, Muhit Selçik, yani arada şey yaptıklarımız. Zaten bu kadar başkan kalmış hayatta. Bugüne kadar 3 başkan vefat etmiş. 3-4 pardon. Tayfur Bey vefat etmiş mi bilmiyorum ama hayır. Derviş Kur var da Tayfur Bey var. Vefat etmiş mi o bilmiyorum. İkinci başkan bir yıl yaptı. İsmail Fikret Arkur vefat etti. Cumhur Ferman vefat etti. Arif Bey vefat etti. Bir de Tayfur Bey'in durumunu bilmiyorum şeyde. Bizim derneğin bir başka özelliği var. 95 yılıydı galiba, 96 yılı ben genel başkan olunca bir gündeme bir şey getirdim. Şimdi odalarda uygulanan, hiç kimse iki dönemden fazla üst üste başkanlık yapmasını getirdik ve şöyle de bir kural getirdik. Yurt dışında öyle öğrendik. Başkan vekili seçilen arkadaş bir sonraki dönemin başkanı oluyor iki dönem. Ve bugüne kadar da bizde kural böyle geldi. Yani hep başkan seçilenler, mesela Fatih Bey vekildi, onun için bugün ilk defa başkanlığı yapacağız. Bu geçtiğimiz yıl Arif Bey'in süresini tamamladı. O da kendi aralarında seçecekleri ikinci başkan, geleceğin başkanlığına hazırlanmış olacak iki dönem içinde. Şimdi bu istişare kurulunun kurulmasıyla ilgili ben
yönetimin rica ettiği için bu açıklamayı yaptım. Sizin söz isteyen, başka bir şey söylemek isteyen var mı bilmiyorum. Yani 9 kişi normal değil mi? Buyurun söyle. Tabii gel. Konuşacak insan da diyor zaten. Sayın Başkanım, yani bu komiteye biraz kan vermek ve saygı adına buraya çıkmamız lazım. Tabii yani. Tabii. Biraz sonra tartışma açarız. Ben bu dönemde 2017'de dahil oldum. Tabii yani gayri resmi geliyorduk gene, resmen geliyorduk. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi bizim derneğimizin 1662 üyesi var. Yani ebediyete intikal edenler dahil galiba buna. 1662 üye var. 15 tane yönetim kurulu üyemiz var. 6 tane disiplin kurulu, 3 tane denetim kurulu üyemiz var. Bunlar 24 kişi yapıyor. 24 tane yöneticimiz var. 1662 üyemiz var. Biz şu anda burada kaç kişiyiz? Yani şimdi bizim bunu sorgulamamız lazım. Samimi anlamda. Tamam. Yani şimdi sonuç olarak ben bu derneğin toplantılarına katılıyorum. Yapılanlardan, yani kısmen şu ana kadar yapılanlardan memnunum. Yani yapılanlar dersek bu da tabii ki aylık toplantılar, bu otelde yaptığımız aylık toplantılar. Şimdi samimi olmamız lazım. Yöneticilerimizin de samimi olması lazım. Herkes iyi niyetli, herkese saygı duyuyorum, ayrı konu ama ben bunu söyleme ihtiyacı duydum. Yani bu dernek şu anda görünüm olarak üzerinde bir ölü toprağı var mı yok mu? Veya bundan sonra ne olacak? Yani çok, yani şuradaki mahdut sayıdaki hazırında bile çok değerli üstadlarımız var. Yani birkaç tane başkanımız var vesaire. Ama bu insanlar nerede? Yani bu insanların pek çoğu bu derneğin sertifikasını gösteriyor, ofislerinde asıyor, bahsediyorlar biz burada üyeyiz falan diye. Belki yani genel kurulun düzenlendiği saat ve tarih çok uygun olmayabilir ama bunun üzerinde durmak lazım. Ayrıca bizim Sabri Başkanımızın döneminde komisyonlarımız kuruldu. Ben de YMM komisyonu üyesiydim bildiğim kadarıyla. Onunla ilgili de bir sunum yapmıştım. Yani bu komisyonların geleceği ne oldu, ne olacak? Son sözüm şu, yani bu derneğin bundan sonraki faaliyetinde daha aktif olma adına yöneticilerimiz bize ne vaat eder? Bunu paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Öyle isteyen var mı arkadaşlar? Başkanım daha sonra konuşmak gündem bitti. Var mı?